Evet Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. 72.400 içinde teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar çok şanslıyız. Çok. Fenerbahçe çok şanslı. Düşünsenize yine ilk maçında evimizde Adana Demir oynuyoruz. Maçın başında kendi oyuncularımızın Fenerbahçe oyuncularımızın elle oynamasına rağmen hakem rakibe penaltı çalmıyor. Hani açık bir hakem şikesi olarak maça başlıyoruz. Birinci dakikada hem de. Kaleci hop hata 1-0. Yani i̇nanılmaz bir hata kaleciden. Yani bir kalecinin yapmayacağı bir hata neredeyse. Neredeyse demeyeyim de neredeyse yani Süper Lig seviyesinde bir kalecinin yapmayacağı hata. Savunma hop kendi kalesine 2-0. Kaleci bir hata daha hop 3-0. Savunma bir hata daha hop 4-0. İlk 45 dakika 4-0 bitiyor. İkinci yarıya başlıyorsun. Korner kullanıyorsun. Korner ortaladığında hiçbir Adana Demir Demirspor futbolcusu zıplamıyor. Hiçbir zıplamıyor. Senin oyuncun zıplıyor, kafayı vuruyor, gol atıyor. Hani gol yemek istercesin hem de. 5-0 öne geçiyorsun. Ha Bundan önce tabii maç başlamadan önce diyorsun ki en iyi oyuncularımdan şu ben sana izin veriyorum. İşte Sen dinlen. En iyi oyuncularından bir iki tanesine yedek tutuyorsun. İşte altyapıdan falan oyuncu oynatıyorum diyorsun. Herkesin aklına şu gelir. Ulan adamlar Ali'ni şike yapıyor olarak gelir değil mi? Ben olsam benim aklıma bu gelir. Ulan adamla garanti almış ki derim Ona izin vermiş. Bunu oynatmıyor. Onu yedek tutuyor. Altyapıdan oyuncuyla çıkıyor falan. Hani dalga geçer gibi şey gibi yani böyle ee, bak ben zaten maçı garanti dedim der gibi derim. Yani ben olsam böyle düşünürüm. Neyse 5-0 öne geçiyorsun. Hakem diyor ki ulan skandal bir şey yapayım yoksa bir şeyler anlaşılır. Demek ki hakem de senin farklı kazanman taraftarı. Hakem de belki de senden yana. Yani belki de senin aşığın hakem de. Diyor ki ben bir şey yapayım. Ulan diyor enteresan bir şey olsun da maçın önüne geçsin. Ee, i̇lkinde bence haklı. Kaleye şut çekiyorsun. Oyuncu eli açık. şut engelliyor. El yakındı. Mesafe uzak mesafe. İstediğin kadar buna başka bir şey de. Hangi takım olsa çekilen şutta bunu bekler. İkincisinde bence saçma bir penaltı. Ee, oyuncu önüne ayağını koymaya çalışıyor falan filan. Penaltı. Üçüncüsünde hani bizim lehimize bir penaltı veriyor. Haklı penaltı. Çünkü tabanını kaldırıyor topa vuruyor. Oyuncumuzun kafasına vuruyor tabanıyla. Ama kırmızı veriyor haksız şekilde. Üstelik biz bir hafta boyunca da de ağlamışız. Demişiz ki hem kırmızı hem penaltı olmaz. Haksızlık şöyle böyle. Kural değişti şu şöyle böyle falan filan demişiz. Ona rağmen hem penaltı hem kırmızı vermişler. Ve maç 5-1 bitiyor. Sonra da Fenerbahçe'li bir yönetici çıkıyor diyor ki hakem hakkımızı yedi. Utanmadan, sıkılmadan bunu söylüyor. Yani düşünsenize Nirvana yapmışsın. Yüzsüzlükten Nirvana. Hani yöneticim bunu diyor. Ha bu arada iki penaltı almış rakibin. Dokuz tane faul yapmışsın Fenerbahçe olarak ve sıfır sarı kart demişsin. Üstelik birkaç gün önce de rakibinin teknik direktörü çıkmış demiş ki bu ligde bir bunlara kart vermiyorlar demiş. Yani 41 tane faul yapmışsın lig açılışından bu yana diyeyim. Gerçi aynı maçta 41 faul yapmışsın. Sıfır sarı kart yok. Bir sarı kart görmüşsün desem. Gülersiniz değil mi arkadaşlar? Gülersiniz. Şimdi eğer böyle bir lig açılışı yapsaydık o lig bitmezdi. Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular günlük bizi manşetlere taşırdı. Galatasarayları saymıyorum. Onlar UEFA'ya mail yağmuruna tutardı. Belki Amerika'ya bile mesaj yazarlardı. Yatın kalkın dua edin de bu olmadı. Ha ancak Gökhan Akkan hatalı gol yedi diye ağladı durdular. Fred'in füzesini Uğurcan iki kez tattı geçen sene. Mustera'da da orta sahadan tattı o füzeyi de. Hakem yine sizden olduğu için o golü saymadı. Yani sadece Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakıp Galatasaray'ı 14 kişi oynattığıyla kalmadı. Yani diğer gollerde Gülkan Akkan'ın gollerinde kaleci ne yapsın dediğimiz zaman anlamıyorlardı. Şimdi susarlar. Ne var bunda derler. İşte biz böyle bir ligin içindeyiz. İşte bizim oynadığımız ligin öz özeti bu arkadaşlar. Biz nelerle baş ediyoruz görüyor musunuz? Yani Ali Koç'un Fenerbahçe'nin başındaki transfer performansı. Şimdi Ali Koç 100 tane futbolcu almış etmiş diyebilirsiniz hocam çok fazla futbolcu sayısı Kat, kabul bak kabul doğru ama özellikle son 2 seneki aldığı futbolcular Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturdu hani hep ne diyordunuz hocam işte 20 tane çöp alacağına 2 tane adam gibi adam al diyordunuz ya şu anda Fenerbahçe'nin son 2 senede aldığı futbolculara bakıyorum Osterwolde adam gibi adam Ciko Bekao Çağlar öyle değil mi Mert Müldür <laughs> Livakovic. Orta sahada Amrabat, Brett, Şimanski. İşte sağa sola bakıyorsun mesela. Hani İrfancan sanki yeni transfer gibi onu saymıyorum. Maximin, Oğuz Aydın, Tadic. E Forvet'e bakıyorsun. Ennesiri, Ceko, Cenk Tosun. Ya Fenerbahçe yanlış anlamayın beni. Anadolu takımı hüviyetinden çıkıp gerçek büyük takım hüviyetine girdi. Çatır çatırda kadrolar kurdu. Çatır çatırda hani bir oluşumun içine girdi. Halina da çıkıp bana diyorsunuz ki iyi de hocam işte Ali Koç'u niye övmüyorsun? Niye yermiyorsun? Niye şunu yapmıyorsun? Niye bunu yapmıyorsun? Niye şöyle niye böyle? Ya daha ne olacak gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Allah rızası için bir bakın. Evet haklısınız. Kabul ediyorum. İlk 4 senesinde ilk 4 senesinde rezalet transferler Fenerbahçe tarihinin en rezil transferleri kabul. Ama kardeşim eğriye eğri doğru ya da doğru değil ya. Yani Doğruya doğru demek lazım. Amravat Fenerbahçe tarihinin dördüncü fastası. Çok bir önemi var mı sizin için bu haberin? Yok. Alexander Cikun'un sakatlı. Arkadaşlar sakatlık 10-14 gün arası sürecek diyorlar. 14 gün değil. 6 gün sürecek. Cuma günleri itibaren. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Çarşamba, perşembe diyelim. Zaten cuma günü de çıkıp riske girmez. Birkaç gün daha dinlenir. Bu arada Fenerbahçe'ye dair de da bir şey söyleyeyim. Sevgili Gürkan Ak açıklamış. Mourinho Alanya Spor maçının ardından takıma 4 gün izin vermiş. Çalışmalar çarşamba günü başlayacak arkadaşlar. Şimdi İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Çağlar, Mert Müldür, Samet Akaydın. Türk milli takımda. Osayi, Şimanski, Ennesiri, Amrabat, Divakovic, Kurunic, Ceko. Bunlar da kendi ülkelerinin milli takımda. Ciku Sakat, Tadiç milli takımı bıraktığı için gitmiyor. Ya baktığınız zaman Fenerbahçe'de durum gayet iyi. Bu arada Galatasaray'ı eleyen Young Boys İsviçre Ligi'ndeki 6. maçında da galibiyete tanışamamış. Hani sonunculukları devam ediyor. Siz düşünün Galatasaray'ın neden eşecek saray olduğunu. Düşünün. Ya hak yiye yiye yiye. Ya hak yiye yiye, yiye buralara gelip Avrupa'da tokat manyağı oluyor. Türkiye'ye geldi mi de hakemcikleri. Hemen Kadir Sağlam verelim. Hemen bilmem ne verelim. Hemen şunu yapalım. Sağ olsun rakip takım futbolcular da Galatasaray'a çok yardımcı oluyorlar. Özellikle Adana Demirspor'da bir tane Semih diye bir stoper var. Allah rızası için bütün gollerde Semih'i izleyin. Sadece bu kafasını sarıya boyatan var ya. Sadece Semih'i izleyin. Diyeceksiniz ki inşallah Fenerbahçe maçlarında da rakip stoperler böyle olur. Ben size bir şey söyleyeyim. Her Fenerbahçe maçında rakip stoperler böyle olsa biz her maçta 5 atarız en az. Onu da söyleyeyim. Bu arada Galatasaray demişken unutmadan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Galatasaray'ın eski Başkan Vekili Erden Timur'un Kayserispor'un transfer yasağının kalkması için sponsor bulduğunu anlatıyor. Şimdi dua etsin Ali Çamlı Ali Koç bulmamış sponsoru. Düşünsenize Ali Koç'un sponsor bulduğunu. Kayserispor geçen sene Fenerbahçe'yi iki maçta kaybetti. Hani Zoraki kaybetmedi ama böyle savaşarak mücadele ederek böyle aslanlar gibi sahada Mücadele ederek kaybetti. Düşünsenize şu anda Ali Koç yargılanıyordu. Ali Çamlı tutukluydu. Kayseri Spor küme düşürüldüydü. Tabi işin içine Fenerbahçe girdi miydi şike oluyor Galatasaraya girdi miydi normal oluyor. Yani ikinci devre Galatasaray şampiyonluğa giderken Kayseri Spor 6-0 yenilmiş etmiş kimsenin umurunda değil o. Fenerbahçe'ye karşı yenilseydi bu şikeydi. Kanalımızdaki bazı Fenerbahçe düşmanı arkadaşlara soru. Siz çok seviyorsunuz bu tip soruları. Geçen maçta Enes en Eri 73. dakikada oyuna girdi. Kafa vuruşu direkten döndü. Bak 73'te girdi. Bir tane net gol kaçırdı diye Enes en Eri'yi tartışalım. Boşa gitti para diye yırtınıyordunuz yani. Yırtındığınız için soruyorum. Fenerbahçe düşmanları. Dün Batshuayi'niz yani sizin canınız, ciğeriniz, evladınız çünkü siz Fenerbahçeli olamazsınız. Siz kesinlikle Galatasaraylısınız. Daha bir maçtan futbolcuyu masaya yatıralım. İşte eleştirelim diyorsanız siz zaten Fenerbahçe ile asla olamazsınız da. Şimdi canınız ciğeriniz bat şu karşı karşıya kaçırdı. Penaltı kaçırdı. Sahada gezdi. Sahanın en kötü reytingini aldı Galatasaray adına. Hani acaba diyorum bizi bıraksanız da kendi futbolcularınızı mı tartışsanız? Canlı yayınları zaten bir daha yapamazsınız da. Çünkü gördüğümü engelliyorum. Bu arada Galatasaray demişken aklıma bir şey geldi. Galatasaray, Hermoso ve Rebiot'un başını şey e, transferini yapmış yani Hermoso ve Rebiot Galatasaray'da diye bana demedik laf bırakmıyordunuz yani bana gerçekten demedik laf bırakmıyordunuz şimdi ben çok merak ediyorum Hermoso'nuz Roma'ya gitmiş Rebiot'unuz başka takıma gidiyormuş şimdi çok merak ediyorum Galatasarayınızın neyle öveceksiniz Yani neyle öveceksiniz? Ya ben ömrü hayatımda Fenerbahçe taraftarıyım deyip de Galatasaray'ın transferlerini şunu bunu. Uğur Karakullukçu Galatasaray Hermoso ile yıllık imaj dahil 7 milyon euroya anlaşmıştı. Gerçekten bu Hermoso 7 milyon euroyu Galatasaray verirken 3.5'a Roma'ya gidiyorsa def olsun gitsin çok da önemli değil yani diyor. Yani sizin Hermoso Roma'ya gitmiş arkadaşlar. Geçmiş olsun sizlere. Arkadaşın biri yazdı ya Fenerbahçe puan kaybedince geçirmişler olsun diye. Onun o arkadaşa geçirmişler olsun. Çok acımıştır muhtemelen bir yerlere. Daha da acısın inşallah. Bu arada Türkiye'de gelene gidene vur et takır takır Avrupa'ya gittin dedi köy takımları da Sana takır takır İlahi adalet Bu ilahi adalet değil bu aslında malumun ilanı da Görmek isteyene Kör gözlere ilan yapılmıyor maalesef Gerçekten kör gözlere bir şeyi Anlatamıyorsun Şimdi kıymetli arkadaşlar Avrupa fikstürümüz açıklandı Burada bir yerdeydi neredeydi Hermoso da sona yaklaşmış Galatasaray. Bu arada ha Galatasaray bu İsmail Yakups kafa çekiyor falan dedi Cem Uzan. Bilmiyorum troll mü gerçek mi? Yani kafa falan çekiyorsa tam böyle hak ettikleri böyle tam kendilerine uygun bir futbolcu almışlar diyebilirim. Fixtür bana çok soruyorsunuz. Ben de kendi çapımda anladığım kadarıyla söyleyeyim. Şimdi 26 Eylül tarihinde Ludogorets şey Ludogorets diyorum. Union Saint-Julius'e keşke Ludogorets olsaydı. Bence en böyle tehlikeli takımla tehlikeli zamanda evimizdeyiz. Twente deplasmanı yani Hollanda deplasmanları yumuşak geçer, bol gollü geçer. İnşallah Fenerbahçe'miz 2'de 2 yaparak başlar. 2'de 2 yaparsak Manchester United'a Fenerbahçe'nin tam hazır olduğu zaman bir karşılama yaparız. Sonra Alkmaar deplasmanı ve Slavia Prag deplasmanı. Yani 5. maçlar bittiğinde 3 zorlu deplasmanı bitiren Fenerbahçe Hani bu 3 deplasmandan ben 5 puan alsak başarı sayarım. Yanlış anlamayın beni. Çünkü deplasman ev yani 5 puan gerçekten de iyidir. Deplasmanlar. Evindeki 2 maçı da kazansan 6 doğrudan alsan 11 puan. Kalan 3 maçtan 9 da alsan çıkarsın. 6 da alsan çıkarsın. 3 da alsan çıkarsın. 4 da alsan çıkarsın. Ya ben açık söyleyeyim 14 puanı alanlar grupta ilk yani e, ilk 8 var. Bir de 8-16 arasında şey 9-24 arasında yer alma var. 9-24'ün arasında yer alacak da böyle 5 puan 6 puan 6 ila 12 puan 13 puan ya da 14 puan gibi yani 6-14 puan arasında çok takım olur gibi geliyor bana. 15-18 arasında böyle 3-4 takım olur gibi ya da bir yığılma olur gibi X8'e giren takımlar muhtemelen 16 puandan fazla alırlar. Yani X8'e 16'nın altında alan hiçbir takım girmez gibi düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin 16 puan alması şart oluşar. Ama niye 18 olmasın? Niye 19 olmasın? Niye 20, 21, 22, 23, 24? 24'ü alamayız. 21 alamayız. Ben 18 puan falan alacağımız görüşüyorum. Yani 18, 14, 18 arası düşüncedeyim. Size göre kaç alırız? Fenerbahçe'de üzüntülü bir gelişme arkadaşlar. Birçok kişiyi yasa boğan gelişme maalesef. Yani ben de bir video çeken birisi olarak bu gelişmeyi söylemek zorundayım. Rade Kurunic. Rade Kurunic gitmeye ikna olmuş ve Arap kulüplerinden birisine çalışıyormuş arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani üzülmeyin. Hayatın içerisinde böyle şeyler var. Yani kurun için başka takıma transferinin konuşulması. Evet üzücü bir haber. Kabul. Ama ölenle ölünmüyor. Gidenle gidilmiyor. En azından ikna olmuş. futbolcu. Normalde ikna da olmadıydı. Şimdi ikna olmuş. Ve Kurniç. Ya bir söylenti duydum 6 milyon euro diye. Fenerbahçe'ye bonservis olarak mı? Futbolcuya yıllık ücret olarak mı bilmiyorum. Ama bir 6 milyon euro lafını duydum. Hani 3 senelik anlaşsa yıllık 2'den anlaşsa 6 milyon euro. Zaten Fenerbahçe'den aldığından hemen hemen aynısı gibi olur. Gitmeye kabul dediyse zaten gider. Hayırlısı olsun arkadaşlar ama çok üzülmeyin şimdi şunu da söyleyeyim. Sercan Hamzoğlu demiş ki Mourinho ne yapıyor biliyor musunuz? İzleyicilerimiz ilk olarak futbol arenada duysun. Bir futbolcuyla konuştum. Rakip takımın oyun sistemi ve formatı üzerinden çift kale maç. Rakibin oyun tarzında bir hafta idman. Hani futbol arenada bunu söylemiş ve video üzerinde de çok ama çok fazla eleştiri görüyorum ben bunun için. Onu söyleyeyim. Hani taktiği millete verdin, sırrımızı ifşa ettin falan filan diye. Ya futbolcunun kendi çıktı ne dedi? Bir hafta boyunca biz buna çalıştık dedi zaten. yani Herkesin önünde ne dedin? Mourinho bunu ezberleyeceksin dedi demedim mi? İrfan Can'dı sanırım diyen. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hani sizin bu şeye benziyor. Bizim geometri hocası sınavlara hazırlık olsun daha yüksek puan alalım diye online test çözdürüyor bize. Diyor size diyorsunuz ki lan sırrını ifşa ettin. Ya bunlar bilinen şeyler. Sadece çoğu kişi öğreniyor, üşeniyor. Hani görevi yardımcılarına devrediyor. O yüzden dile gelmiyor. Yoksa herkesin bildiği şeyler bunlar devlet sırrı değil. Rahat olun. Bak rahat olun. Bu arada Mario's Trader Doh. bizim e, şeyde kiralık oyuncumuz. E, kara gümrükte. Bu çocuğu izleyin. Şahane bir çocuk. Mutlaka izleyin. Bak mutlaka izleyin arkadaşlar. Mutlaka. Bu arada şey de soracağım size. Hani Hermoso Roma'ya gitmiş, Rebio boşta ya. Acaba Rebio'yu Fenerbahçe alsa nasıl olur? Bence israf olur mu dersiniz yoksa hocam alalım, Rebio'yu da alalım. Bak Fred Rebio, Amrabat, İsmail Yüksek, Şimanski, Mert Hakan, Bartu Elmaz. Hatta Bartu'yu kiralarız o zaman şeye, Kasımpaşa'ya falan oynama garantisiyle. Gider orada da kiralık olarak oynar. Ya da Sivas'a kiralarız. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi ben şunu söyleyeceğim size. Bak. İyi bir planlamayla iyi gidiyoruz. Maşallah. Göztepe sadece yol kazası. Ve oradaki olaylar malumunuz. Keşke Ali Koç saha inmeseydi. Ama o zaman da taraftara yapılan zulme karşılık vermemiş olacaktım. Bu sefer de belki eleştirilerin hedefinde olacaktım. Sofya'nın Amrabat'ı çöpleme merasimi başlamış. Bunlar kimi çöplerse emin olun o tutuyor. Kurun içi bile şey yapmadılar. Hani bir kesim olabilir diyordu. Bir kesim İsmail Kartal hocam ne diyorsa o doğrudur falan diyordu. Şimdi Amrabat'ı çöplüyorlar. Niye çöplüyorsunuz diyorum. Bilmiyorum diyor. Kurun iç gibi çıkacak diye diyor. Lan kurun iç gibi değil bu temaslı diyorum. Olsun o zaman yine çöplüyorum diyor. Niye diyorum çok sarı kart görür. Yani her yerden vurma peşindeler. Her yerden bir vuruyum. <laughs> Lan arkadaş ya. İlla bir yerden vuracaklar yani. Olmazsa olmaz. Şimdi e, Hermoso transfer. Hocam Fenerbahçe'ye gelmedi diye rahatsızım diyen ayrı. Hocam Galatasaray kaptı diyen ayrı. Hocam Gül gibi stoperi kaçırdık diyen ayrı. Ben şunu da söyleyeyim size. Aslında Fenerbahçe'nin var ya alacağı isim kim biliyor musunuz? Merih Demiral. Vallahi bak. Samet Akaydın'ı mı gönderirsin? ve mu gönderirsin? Aslında Fenerbahçe'nin alacağı isim Merih Demiral da işte. Öyle Merih Demiral demeyle de alınmıyor. O da ayrı bir olay. Bak Ciko iyi. maşallah var. İyileşsin. Gayet iyi geçen seneden referansı malum. Cikuya da aynısını yaptılar da bilginiz olsun. Ciku geldiğinde benim sosyal medyada WhatsApp grubumuz var. Onlar diyor ki, "Hocam Fransa liginin çöpünü aldık. İşte bunlardan bir cacık olmaz. Biz nereden aldık bunu? Nereden bulaştık?" Ya Ciku'yu izledin diyorum? İzlemedim ama çöp hocam diyor. Amrabat'ı eleştirenlere sorun. Niye istemiyorsun diye. Emin olun izlememişlerdir. "Hocam ben onu izledim. Manchester United'da sol bekleyken çok kötüydü." Neredeyken? Sol bekleyken. Ha. Allah Allah. İşte neyse. Ee, yine devam edeyim ben. Merit Demiral aslında güzel olur da işte şartlar çok sıkıntı. Mesela Samet Akaydın'ı gönderip semi şey Merit Demiral alsak. İrfancan Kahveci mesela bak. İsmail Kartal'la hayat buldu. Mourinho sayesinde de yedekten oyuna girip bir şeyler yapıyor. Ya yedekten girip yapsın. Sezon bittiğinde hep yedekten girsin. 20 gol 10 asistle sezonu bitirsin. Kötü der misiniz? Ya bırakın da tekniği, taktiği Mourinho düşünsün. Size ne, bana ne? En nesiri mesela. Ya adam açık açık söylüyor. Adam geldiğinde sakattı diyor, formsuzdu diyor. Ben şimdi sakatlığını geçirmeye çalışıyorum, form grafiğini yükseltmeye çalışıyorum diyor. Daha hala ben niye oynamadığını anlayamadım. Ben neden oynamadığını anlayamadım? Çünkü senin kas kafalsın. Kafan kalın senin. Senin kafa kalın kalın. Kalın olduğu için anlayamamışsın. Sen beyinsiz de olabilirsin. O kafanın içinde hiçbir şey de olmayabilir. Anladınız mı? Adam açık açık söylüyor ya. Açık açık söylüyor. Diyor ki sakattı. Tam hazır değildi. Bitti. Bitti. Daha ne desin ya? Ne demesini bekliyorsunuz? Aa şu da böyle böyle demiş falan filan demesini bekliyorsunuz. Ne demesini bekliyorsunuz? Ya ben bazı arkadaşlarımız gerçekten anlamıyorum. Gerçekten yani laf olsun torba da olsun diye konuşuyorlar. İsmail Yüksek mesela. Hocam Amrabat geldi İsmail Yüksek çökecek. Niye çöksün ya? Ya sizdeki bu zihniyet niye böyle böyle ya? Niye takımda kaliteli futbolcu sayısının artmasından rahatsızlık duyuyorsunuz? Niye rahatsızlık duyuyorsunuz ya? Allah Allah. Bu arada 6 Eylül'de Galler maçı varmış. UEFA Uluslar Ligi. Xen TV 8 mi? Maç milli maç. Aa, e, 9 Eylül pazartesi de İzlanda ile imiş maç. İzlanda ile evimizde Galler'le deplasmandaymışız. Sevgili Hakan abi şey yaptı. Çok teşekkürler abi. Güzel bir tablo olmuş. Hah, ben şeyi çok merak ediyordum şu aralık niye var diye. 11 e, Ekim, 14 Ekim'de yine milli maç varmış Karadağ-İzlanda. 16 Kasım, 19 Kasım'da yine UEFA Uluslar Ligi varmış. Hani ben diyordum ya Fixtür'de niye bu kadar aralık var diye. Bu aralık bundan dolayıymış arkadaşlar. Devre arası 23 Aralık, 3 Ocak arasındaymış. Çok güzel bir tablo olmuş. Teşekkürler Hakan abi gayet hoş oldu. Şimdi dediğim anladınız değil mi? Mert Hakan da bu arada yeni geldi. İsmail'le bırakın rekabet olsun. Mert Hakan bak o kadar maç oynayamadı. Mesela Cengiz Ünder. Ben ümitliyim Cengiz'den. Bak kilit çözücü özelliği var. Gece hayatını şunu bunu bıraksın. Evlensin namaza başlasın falan. Bir de gidip Sultan Ahmet'te tövbe etsin. Kendine Ya böyle demiyorum tabii ki yanlış anlaşılmasın ama. Kendine dikkat ederse Fenerbahçe için ciddi bir silaha dönüşür. Fenerbahçe için ciddi silaha dönüşen Cengiz hepimizin başının gözünün üstünde yeri var. Yani yeter ki kendine çok çok dikkat et. Biz Cengiz'i seviyoruz. Sevmiyor değiliz. Ben Cengiz'in başarılı olmasını gayet yürekten istiyorum. 15 milyon euro verilmiş. Sonuçta ciddi ama çok ciddi bir transfer. Ama oyuncuyu desteklerim. Livakovic mesela Allah nazardan sakındırsın. Bu Livakovic'i beğeniyor musunuz? Değil mi? Bu Livakovic hoşunuza gidiyor mu? Heh. Hocam biz bunun için aldık işte Livakovic'i. Ha, o zaman destek olalım arkadaşlar. O zaman destek olalım. Hatırlıyor musunuz Ümit Özat ilk maçtan şeyde ne dedi? Ümit Özat sanırım. Yalana gerek yok şimdi. Eleştirince kızıyorsak da övünce de şey yapalım. Fenerbahçe bu ligde 20 gol yemez dedi. Adamı dalga geçtiler. Toplam 36 maça çıkacağız. Yani 4'er maçlık 9 periyot. İlk 4 maçlık periyot tamamlandı. 2 gol yedik. 9 kere 4 36. 9 kere şey ee, yani 9 da çarpalım 4 bir şeyi. 2 gol yedik. 2 kere 9 18. Bu matematiğe göre Fenerbahçe Lig'de 18 gol yer demek istiyor. Aslına bakarsanız adam bir yerde haklı çıkacak ama neyse. Çağlar Söyüncü mesela son maçta çok iyiydi. İnşallah böyle devam eder. Levent Mercan'ın zamanı var. Oğuz Aydın'ın zamanı var. Cenk Tosun'un zamanı var. Bunları izleyeceğiz. Maksim'in Hakeza. Mesela Yiğit Fidan diye bir oyuncu aldık. Kara Gümrüğe ye kiraladık. Yeni yeni oynuyor. Onu da izlemek lazım. Ee, dediğim gibi Treasure Doğu da izleyin. Marius Treasure Doğu. Sercan Hamzoğlu'na haksız yüklendiğiniz görüşündeyim. Ee, onun dışında Gürkan'a kaldım. Ali Çamlı'nın sözleri dediğim gibi maalesef aynı sözleri Fenerbahçe için söyleseydi şu anda Ali Çamlı tutukluydu. Bence kendine çok çok dikkat etsin Ali Çamlı. Yani hiç affetmezler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. 72.400 için teşekkürler. Sevdiklerinizi, akrabalarınızı, Fenerbahçeli kardeşlerimizi kanala davet etmekten çekinmeyin. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.